Merhaba arkadaşlar. Şimdi size varava akarı için pudra şekeri uygulamasını anlatacağım. Arkadaşlar videoda gördüğünüz gibi önce katı aldık üstünden. Bu işlem şu an nektar akımı zamanında yapılıyor. Arıları aşağı çıt aralarına inmeleri için dumanımızı verdik ve arkasına bir aparat yardımıyla, siz bunu tuzluk şeklinde bir aparatla da yapabilirsiniz, pudra şekeri bu şekilde çıt aralarına serpiliyorsunuz arkadaşlar. İyice serpiledikten sonra bir fırça yardımıyla çıta üzerinde kalan pudra şekerlerini de çıt aralarına iyice serpiliyoruz. Çıtaların üzerinde kalmayacak şekilde. Arkadaşlar özellikle pudra şekeri uygulamasının özelliği, nektar akımında veya nektar akımından sonra her zaman uygulanabilmesidir. Kesinlikle kalıntı bırakmamaktadır. Ve gayet etkili bir yöntem olduğunda birazdan sonuçlarını gördüğünüzde izleyeceğiz. Evet, arılarımız iyice gördüğünüz gibi pudra şekerine bulanmış durumda. Evet, şimdi üzerine katımızı koyacağız tekrar. Ve koyduğumuz kata da, ballık katına da aynı sistemi uygulayacağız. Dumanımızı veriyoruz. Arılar aşağı gidiyor. Ve aşağı gittikten sonra alt kata yaptığımız gibi elek yardımıyla, tabi bu güzel bir elek, böyle bastığınızda yukarıdan çevirip dökülmesini sağlıyor. Bunu bulabilirsiniz, çok güzel. Çıt arılarını iyice döktükten sonra fırçamızla tekrardan çıta üstlerinde kalanları da çıt aralarına döküyoruz. Evet arkadaşlar, bu uygulamayı yaptıktan bir gün sonraki durumu budur. Alt katı kaldırdıktan sonra gördüğümüz olay, eğer kovan alt dibine bir şey sererseniz, peçete ya da bir kontraplak koysanız kartını, göreceğiniz görüntü budur. Eğer aralarınızda varova varsa, arıların üzerindeki varovalar olduğu gibi aşağı dökülecek. Bu kolonide nektar akımında üzerlerinde varova görüldüğü için tek uygulanabilecek yöntem pudra şekeriydi. Bunu uyguluyoruz. Şimdi pudra şekerini de değerlendirmek için arkadaşlar, üzerine su sıkarak arıların gelip bunu almalarını sağlıyorsunuz. Yani pudra şekeri de boşa gitmemiş oluyor. Thank you.
kadarcık şekerden nektarda bir şey çıkar mı? Kesinlikle çıkmaz arkadaşlar. Yani test ettirseniz dahi bu kadar az şekerden kesinlikle nektarda bir şeker şeyi çıkmaz. Yüksek çıkmaz yani.